Arkadaşlar merhaba. Özel Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi biyoloji dersine hoş geldiniz. 10. sınıflarla 28. FÖ'de kalmıştık. Çevre sorunlara göre işlemlerimiz, konularımız devam ediyordu. Sırada besin kirliliği var. Biz faaliyetlerimiz sonucu oluşan ve çevre için kirletici molekül taşıyan her şeye zararlama dediğimiz. Bunları iki şekilde sağlıyoruz. Bir tanesi yaşam ortamımızın zararlı maddelerle kirlenmesi ve doğrudan zararlı maddeyle temas edilmesi. İkincisi ise kimyasal zararlı maddelerle etkileşime girip besinlerin tüketilmesi. Yani direkt olarak temasla ortaya çıkan bir durum var. Ya ikincisi de temas etmişlerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. İki şekilde ortaya çıkıyor. Güvenli, sağlıklı gıda, besleyicilerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan temiz, bozulmamış besindir bizim için. Biz bu besinlere temiz gıda diyoruz. Ama bu şekilde sağlıklı kalmasını sağlayan besinlerin, temizlik önlemleri alınmasını sağlayan yapıya da arkadaşlar biz hijyen diyoruz. Yani hijyen kurallarına göre elde edilmiş besinler sağlıklı, güvenli besinlerdir. Besinler hani bozulma süreci yaşadığı zaman bizim için elverişli olmaktan çıkıyor arkadaşlar. O yüzden biz her aşamada gıdaları, besinleri kontrollü bir şekilde gözden geçirip, elden geçirip kirlenmesini engellemeye çalışmamız lazım. Bakın, fiziksel bir kirlenme yaşayabiliyoruz. Kimyasal kirlenme olabiliyor ve biyolojik kirlenme. İşte bakın, görüyor musunuz domatesin geldiği şekil. Mesela bu limon sanırım, limonun geldiği şekil ve çileğin geldiği şekiller arkadaşlar. Hormon takviyesinden kaynaklı durumlardır bunlar. Bakın, fiziksel kirlenme deyince şurada görmüş olduğunuz yapıların bulaşmasıyla oluşan kirlenme. Direkt somut temasla ortaya çıkan kirlenme arkadaşlar. Cam, besin olmayan yabancı madde, metal, saç, tırnak, böcek ve sinek benzeri yapılardan bahsetmişler. Kimyasal kirlenme ise arkadaşlar, yani bir kapta besini saklıyoruz, çözünüp bizim vücudumuza karışıyor. Tarım ilaçları, deterjanlar, plastikler, gıda katkı maddesi, hepsi bizim için kimyasal kirletici. Çözünmüş, kaplarda çözünmüş olan kimyasallar, metaller yani, tarım ilaçları, deterjan, renkli plastikler, işte gıda katkıları, kimyasal. Yani işte gıda terörünü hep duyuyorsunuzdur bence etraftan, sağdan soldan. Hani daha fazla para kazanmak için daha ucuz besin üretip daha fazla para kazanmaya çalışan çıkarcılar bunlar. Hormonlu gıda ise biz bazı böyle arkadaşlar tabirler kullanmaya başlamışız arkadaşlar. Hani içeriğine baktığımızda ciddi olarak içeriği zayıflamış olan gıdalar varsa, süngersiz hale geçen, içi boş kalan, çok fazla cıvık, çekirdeksiz, işte şekilsiz yapılar varsa arkadaşlar, bunlar hormonlu gıdalar kabul ediliyor. Bunu anlamamız kolay zaten. Yani besinlerinin, kokusunun farklılaşması gibi düşünün. Biyolojik kirlenme arkadaşlar, bir kere hani besinlerin doğal ürettikleri zehir maddelerle beraber arkadaşlar, mikroorganizmanın vermiş olduğu kirlilik bize. Mesela yeşillenmiş, filizlenmiş patates, zehirli bazı mantar türü arkadaşlar bizim doğal olarak zehirli maddeler barındırıyorlar. Bir de biz hijyenik koşullarda saklayamadığımız gıdalarını da biliyorsunuz içerisinde mikroorganizmaların ürediğini biliyoruz arkadaşlar. Küf, parazit ve bakteriler gibi. Bunlar biyolojik kirlenmedir. En çok arkadaşlar mikroorganizmalar besin zehirlenmesine yanaşan etmenlerdir. O yüzden besinlerin bozuk bozulduğunu anlamak için bazı özel koşullarımız var. Bunlardan bir tanesi saklama süresi, sıcaklık değeri. Yani her besin için bir tablo var arkadaşlar. Tablo üzerinde görülebiliyoruz bunları. Bir de sıcaklığın hani ilgili sıcaklığın arasının dışında kalan değerlerde bizim için bozucu oluşabiliyor arkadaşlar. Bakın, çok güzel bir tablo bu. Bizim hani non-frost'tan çıkardığımız eti 3-5 günde hani buzdolabında bulunduğu halde sıcak tüketmeniz. Balık, bakın, eksi bir derece 1-2 gün. Daha hassas bir gıda. Yumurta için 7 gün demişler çocuklar, görüyor musunuz?
Süt. Bakın, pastörize olmayan süt 1 gün. Yumuşak meyve 1 gün. Sert meyve, tabii olgunlaşması 3 ay yaşamadığı için 14 gün. Soğan, patatesin çocuklar daha uzun sürelerden bahsetmişler. Bizim dışarıdaki süt. İşte bakın yeşil sebze de aynı şekilde 5 gün falan kalabiliyor. Yani işte bu süre biraz daha uzayabilir ama risk artmış olacaktır mutlaka. Peki, bakın biz sayısı artan bakterinin bizim açımızdan gıda zehirlenmesi yapacağını bile biliyoruz. Bu anlamda ortaya çıkan bu kimyasallar ve zehirli mikroorganizmalar arkadaşlar bize enfeksiyon yapacaktır. Bakın 1-3 gün sürebiliyor. Bakteriye, bulunma miktarına, bizim gelen sağlık olarak değişiyor arkadaşlar. İshal, kusma, karın ağrısı. En belirgin özellikler arkadaşlar. Yani gıda zehirlenmesinde. Mesela bunu tavukta çok yaşıyoruz biliyorsunuz. Yaz aylarında tavuk biraz daha kolay bozulduğu için aldığımız tavuklara ya dışarıdan yediklerimize dikkat etmemiz lazım. Bulantı, kusma ve karın ağrısı arkasından ise bizim en önemli etmenlerimiz. Bakın, şunlar bazı bakteri isimlerini vermiş. İşte kümes hayvanları ve yumurtalı ette bulunan bir Salmonella türü bir bakteri var. Bu bakteri temas eden ürünler tüketildiğinde arkadaşlar hastalık oluşuyor. Bakın çok benzer sorunlar var. Mide krampı, ishal, ateş, baş ağrısı. İşte basit çocuklar bizim daha çok böyle hazır çorba, pirinç, tahıllarda ve etimizde varmış. Bakın 1-6 saat içerisinde etkinlik gösteriyor. İşte stafilokok çocuklar bizim biraz daha böyle yine et kümes hayvanı ve böyle yumurtalı şeyler de var arkadaşlar. Onlar da daha hızlı bir etki gösterebilir. 30 dakika ile 8 saat arasında değişebiliyormuş arkadaşlar. Ekolojik ayak izi, biraz bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız ekolojik ayak izi dediğimiz şey hani tükettiğimizin yerine yenisini koyma ölçütümüz arkadaşlar bizim. Yani temiz su, beslenme, soğuma, ısınma, ulaşım, yaşam alanı ve atık geri dönüşüm tesislerinin hepsi beraber bizim ekolojik ayak izimizi oluşturuyor. Bakın nasıl azaltacağız? Atığı az olan yenilenebilir enerji kaynakları kullanacağız. Isınmayı düzenli yapacağız. Kullanılmayan cihazların fişten çekilmesi, daha az su kaynatıp işi bittiğinde kapatmak, toplu taşıma tercihi, ısı yalıtımı, beyaz eşya tercihini arkadaşlar biliyorsunuz buzdolaplarında, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde bir şey standart bir yapıştırılmış bir kağıt vardır arkadaşlar. Bunlar A++ diye gidiyor biliyorsunuz. O daha az enerji harcayan aletlerdir. Doğal organik ürün tüketimi arkadaşlar. Ne kadar az enerji tüketirsek o kadar bizim için uzun vadeli ekolojik ayak izimizin azalması ve dünyayı olumlu kullanmak demek arkadaşlar. Su ayak izimizde biliyorsunuz evsel atık sular, fabrika atık suyu, tarım için harcanan temiz su kaynakları bizim su ayak izimizi ifade ediyor. Karbon ayak izi yanma, fosil yakıtlar, ulaşım, ev aletlerinin kullanımı. Çünkü büyük kısmını büyük motor enerji tüketimi arkadaşlar hepsi bu sürecin içerisinde. Paketlenmiş fabrikasyon gıdalarda aynı sürecin devamı olduğu için bizim için dezavantajlı yapılar. Doğal kaynak arkadaşlar toprak altından veya işte dünyanın alt kısımlarından çıkarılmış olan etmenler. Maden, petrol bunların başına geliyor. Yeraltı kaynakları, su, orman, çayır, meralar ve toprak ürünleri gibi yaşam için gerekli ham maddeler arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz. Maden ve petrol çıkarıp çoğu zaman tüketiyoruz. Su, orman, çayır, meralar, toprak ürünleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bazı kaynaklar tükenebiliyor. Bazıları biliyorsunuz tükenmiyor. Bakın tükenmeyen doğal kaynaklar daimi olan bir tablo vermiş bize. Yakından bakarsanız göreceksiniz tabloyu. En başta rüzgar, güneş, su ve açık denizlerdeki dalgalanma arkadaşlar. Su dalgası. Bunlar daimidir. Yenilenler ise arkadaşlar sürekli yenisi gelenler ise orman, jeotermal, toprak ve hava. Bu bizim kullanımıza bağlı değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Tükenen ise arkadaşlar doğal gaz, petrol, maden ve kömür bunlar tükenen kaynaklarımız. Bakın daimi kaynaklar deyince hani tükenmeyen kaynaklar arkadaşlar, yenilen kaynaklar deyince demin konuştuğumuz hani tükenebilen kaynak maden. Bakın
coğrafyada gözünüzü çocuklar, çelik yapımında kullanılan krom. Elektrik, elektronik sanayinde işlenen kullanılan bakır. Deterjan, porselen, cam, elyaf, bor. Alüminyum ham maddesi, boksitmiş arkadaşlar. Bakın bitmedi. Kükürtten biz patlayıcı madde ilaç yapımında kullanabiliyormuşuz. Çinkoyu arkadaşlar kaplama, paslanmaz kaplama. Fosfattan gübre yapıyoruz arkadaşlar. Cam, çimento, kimya. Civa, eczacılık alanında kullanılan bir kimyasal madde arkadaşlar. Bunun yanında toryum, nükleer yakıt ham maddesi. Demir ve altın, demir çelik sanayinde kullanılıyor. Yetmiyor. Zaten takı olarak falan da kullanıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Taş kömürlü lignit doğalgaz da bizim ülkemizin ısınmak için kullandığımız ürünleri ve petrol kaynaklarımız var. Şimdi bakın şunlar, bizim bor rezervimiz Kütahya ve Eskişehir'de bulunuyor. Bor tuzu da aynı şekilde Eskişehir civarında sanırım bulunuyordu. Madenler bakımından Doğu Anadolu bölgemiz. Bakın toryum çok büyük bir rezerve sahibiz. Türkiye'deki jeotermal kaynaklarımız oldukça geniş. Arkadaşlar biz elektriği de sudan karşılıyoruz büyük oranda. Ama suyu da kirletmiyor değiliz. İşte bakın borla ilgili çok ciddi çalışmalar var ama şunlar ısıya çok dayanıklı bir madde öncelikle. Roket yapımı, radarın, hayalet uçak radarın yaydığı enerjiyi emmek gibi etkileri var çocuklar. Bor alternatif yakıt için tercih edilen bir madde fakat bugüne kadar çok başarılı olunamadı bu anlamda. Hani uluşlama derken arkadaşlar üretilen uçaklar ve araçlarla çocuklar yapılıyor fakat çok da pratik ve uygun ulaşımlarımız yok. Sadece biraz çocuklar bu anlamda uzayla ilgili çalışmalarda ciddi kullanımlar var. O da belli ülkeler tarafından yapılabiliyor diyorsunuz. Çocuklar konumuz çok uzun bir konu değildi. Bakın birkaç soruda bakalım isterseniz şöyle. Güvenli gıda, besin değeri yüksek, fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak temiz, bozulmamış gıdalar arkadaşlar. Biz cam, metal, fiziksel kirlenmede, besin, ambalaj kullanımı ile ilgili plastik, kimyasal kirlenmede, küf bizim biyolojik kirlenmemiz arkadaşlar. Kimyasal kirlenmede çözülmüş, yani çocuklar mesela diyelim ki bizim çelik kaplarımız, işte bazen krom kaplarımız var. Sonra bir sürü şey kaynatıyoruz. Bize metaller geçebiliyor, kimyasal kirlenme yapabiliyor arkadaşlar. Petrol, tükenebilen bir enerji kaynağı. Dalga, daimi, toprak, orman, jeotermal, yenilenebilir enerji kaynağımız çocuklar. Bakın, meyve için çocuklar yumuşak ve sert meyve olarak konuşmuştuk bunu. Kullanım ve kalma süresi farklılık gösteriyor. Eti soğukta koruyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Ama sütün saklama süresi yumuşak meyveden biraz daha fazla bakın. En azından daha az değil. Gıda zehirlenmesinde kusma, karın ağrısı, ishal çok yaygın demiştim. Rüzgar daimi doğal kaynağımız. Kömür tükenen doğal kaynağımız. Jeotermal yenilen doğal kaynağımız arkadaşlar. Bor, arkadaşlar roket yakıt demiştik. Demir çelik sanayinde kullanılmıyor arkadaşlar. Paslanmaz eşya, biraz krom falan kullanılıyor çelikle beraber yapımda. Toryum çocuklar bizim oldukça çok miktarda kullanılan, yani çok bulunduğumuz bir rezerve sahibiz. Fakat çok fazla kullanım alanı yok çocuklar bizim ülkemiz açısından. Maden bakımından en zengin bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Elektriklerimiz çocuklar HES'lerden elde ediyoruz biz, biliyorsunuz. Bakın biyolojik kirlenme, filizlerinden yalan bazı toksinler var burada arkadaşlar. Fiziksel kirlenme tutumda böcek, sinek kaçmış gördünüz mü? Burada sineğimiz var. İşte bu da kimyasal olarak ilaçlarda kimyasal kirlenmeyi sağlıyor. Ekolojik ayak izi arkadaşlar bakın özellikle organik besin tüketmek kirliliği azaltan ve ekolojik ayak izimizi küçülten bir şey. Toplu taşıma kullanmamız lazım, özel araç değil. Çocuklar mümkün olduğu kadar yurt dışı değil de yurt dışını tercih etmek yakıt miktarını azaltıyor. İlginç bir soru olmuş. 1-3. Çocuklar sorumuzu burada tamamlamış olduk.
Bu şekilde kalemiz ilerliyoruz çocuklar. Çok bir şey kalmadı. Herkese şimdiden iyi günler diyorum. Başarılar, kolay gelsin.